Ya bir insanı kocası hiç mi kıskanmaz ya? Allah'ım. Çaptın. Ay, çok utanmaz insanlar var gerçekten. Hiç! Ay, ne deli insanlar var. Gece yatırık yatakta, ansızdan telefonu ding ding long long. Ha, mesaj geldi bana. Saat bir buçuk, ansızdan mesaj gelir kendine. Ben anlamam sanki, ahmak zannetti beni. İşte bir kez arkadaşına söyledin, sana mesaj atar. Kimdir be benim garibim Musat, mesaj atan desene be. Kim yazacak mesela? Yokluk var ama yok da o kadar be. Bana bak Burak. Sana bir soru soracağım. Şimdi adam gibi cevap vereceğim bana. Sor bakalım. Adam gibi. Dostum mu var be hıyar senin? Geberdirim. Vallahi geberdirim seni bana bak. İnsan biraz yarısını kıskanır be. Ne biçim insansın be sen? Ben psikopat mıyım be lan, seni kıskanacağım. Sen kimsin be? Gel şuraya gel be. Yani bizim evliliğimiz nereye gider ben anlamadım. Anlamadım yani. Oh my God be! İnaf be! İnaf be! İnaf! Şimdi birazcık bir ihtimal verse ki boynuzu da kacayım kendine. Aklı başına gelecek ama hani? Ve manyak, seni biri gelip alsa ben üstünden para da vereceğim be sana. Yani kendi kendime dedim acaba biz evde mi çok monotonlaştık? Ya Pervin kidini o Ray. Biraz öyle karı koca dışarı çıksak, farklı bir mekanlara, bir yerlere gitsak. Ve karıyı değişmedikten sonra ortamı değiştirsem ne olacak be? Biraz yani böyle romantizmi artırsak hayatımızda. Ne yapalım be? Telefonu oynarım aşkım. İnsan biraz karısının yüzüne bakar. Dangalak bak insanlara bize baka. Yüzüne bakılacak kadının mı? Pervin de yüzüne bakacak. Ağzın kurusun inşallah. Allah 1.000.000 belanı versin. Söylendi, söylendi, söylendi. Bir de baktım kalktı yukarı. Doğru tuvalete doğru gitti. Dedim dur be gamaşa da ben göstereceğim sana. Bir dakika kalkan dedi bana inadın ama dem yüzüme bakman. Gidip şimdi başka masaya oturacağım. Sen daha Pervin Yemen'i tanımadın sen. Oturmazsan karı değilsin be Pervin dedim. Taktım gittim nice tuvalete. Makyajımı tazeleyeceğim. Aman oruçta da bir tombik kokona. Papangi de başla asıl. Yan gözünün de öyle şey şey beni süzer. Gitti tuvalete, geldi gözümün ucundan baktım hakikaten yan masaya gitti oturdu herif manyağı. Tamam, bozma, sen masayı şaşırttın galiba. Hayır, hayır şaşırtmadım. Neyi şaşırtmadın? Kocamı, kocamı. Aman galonda. Ben 5 dakika uğraşta oturacağım kocamı kıskandırmaya geldim. Geldim kocamı kıskandırayım. İyidir yerin uğraşta. Otur da kalkma. 5 dakikanın içinde benimki gelir sana bacayık. Ha. Demek çok güzelim. Tanımam, tanımam. Yo. Deli deli çığlıklı böyle kalka. Peki kıskanır o hayvan. Yapma, gebertireceksin bizi ben. Çok güzelim ha anladım. Yok, ben hesabı alabilirim lütfen. Karşımdaki oğlancık artık geldi geldi bayılıyor yani. Sen çirkinim kocanı kıskandıracaksın ama benimki de bunu bayan nama sokacak. Ay oğlum dengene dur bir saniye ben ona da anlatırım. İzah ederim. Kadın kadına biz hallederik. İmdat! İmdat! Şimdi bağıracağım! Tam biz bunları konuşurken böyle dönmemde tuvalete doğru. At. Meğer bunun darı tuvalette gördüğüm tombik kokona. Bana doğru gelen bir garaltı gördüm böyle. Hesabı alabilirik, biz hesabı alabilirik. Yani tamam ya ben de rezilim. Ama ben böyle bir rezil karı görmedim. Ben dur bir tayka diyene kadar tuttuğunda beni saçımdan... Kendi kendime dedim oh olsun. Tek bir sevindirici olay oldu burada. Çetin kalktı geldi girsin araya. O manyak karının adı Tanju'muzdu, Tuncay'ımızdı ben de bilmem. Önce Pervin'i sürükledi saçlarından, sonra kocasını dövdü, sonra beni dövdü, beni ısırdı da. Ha ne oldu? Tabii günün sonunda bak o da tepki verdi. Geldi araya girdi. O da bir şeydir. Bir kamyon dayak yedim abim bu beton mikserinin yüzünden. Bizimki beton mikseri, garı yük kamyonu. Neyse orada oturan insanlar girdi, garsonlar girdi araya. Vallahi bir cinna görünce dayanamadım. Benim kocacığım bir tanedir. Altındır altın, yavşama. Aynısı benim de. Özür dilerim gerçekten. Hiç önemli değil cancığım. Çünkü kabahatlı benim gamaşa kocamdır. Sen daha ısırdın kendi kangal gibi. Bana birazcık ilgi gösterdi. Hiç bunların hiçbiri. Yani, mal kabağı, sana ne ilgi göstermem bu kadına? Hadi biz bundan ahbap olmayalım mı oğlum?
Ve manyaklar midem arkadaş olacaktınız. Ne yapmaya saç başa geldiniz be? Başladık yiyelim içelim. Ama yemekler de enfes. Ama o mezeleri göreceksin. Buzda balık mı isten? Bir balık geldi, alevli malevli dedin, ne oluyoruz be? Karidesler, kalamarlar. Lokum. Böyle bir lezzet yok. Bir tarafta deniz manzarası girme ayaklarının altında, bir tarafta taze mis gibi balık. Abim ben dayağı yedim ama hayatımda böyle yemek yemedim. Yedik içtik dediğin gibi biraz da yakmak lazım. Ben dedim bunlara zaten, bakın aşağıda klap var, efsane bir mekan, kesinlikle ediyoruz ha. Dedim hadi be Çetin, yürü be sen de. Sabaha kadar çitada eğlendik, kurtlarımızı döktük. Abim girdik klaba. Ayağımızın içinde be Muraç'ta. O Ali'yi göresin nasıl oynar, dam boyu seker. O Tuncay'ı göreceksin, oynamayı da bilmez. Biraz aksiyonla başladık ama abim ben böyle bir ortam görmedim. Yukarı çık, romantik leziz yemeceğini ye, aşağı in, gecelere yürü de korkma. Dedim Çetin'e bak, bundan sonra her hafta sonu önce Nerissan sonra Çita. Tuncay'la Ali'yle de çok ahbap olduk, Allah acısın bizi. Nerissan. Denizde ne varsa ye de korkma. İster gece yemeğe gel, ister sabah kahvaltıya gel. Bir de kahvaltıları var. Aman Allah'ım. O pastırmalı yumurtalar, o peynir tabakları, sigara börekleri. Nerissa be! Nerissa be!